Sen vurma, gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sana ne? Kimsin lan? Sen hakikaten salakmışsın. O hocam. Merhabalar. Sana ne, kim hoş geldi, kim beş gitti? Hayır, ben seviyorum insanları. Oradan seviyorum. Gelirken kızlarla zaten bir diyaloğa girdin. Hani oradan gelmezlikten geliyorum yani. Hani alışığım bu durumlara, havası yaratmaya çalışıyorum ama yemedi, seyirci yemedi yani. Ama seviyoruz birbirimizi. Şu girişteki çok... abla sana ne dedi? Ya senden çok hoşlanıyorum, ne kadar tatlısın işte. Adeleli bir insan, uzun zamandır böyle erkek görmedim falan ama ben elimin tersiyle ettim tabii. Çünkü işim yapıyorum, ekmeğimdeyim ya. Girişteki ablayı sahneye çağırayım mı? Yok, onu aldın oradan, üşütüyor girişte tamam mı? Böyle kadın biraz böyle titriyor ya. Ayıp yani, ablam yaşında yani bu tarz yapmayın gerçekten. Çünkü herkes sanatının peşinde bu şekilde. Neredesiniz tam olarak siz? Çok... Gelişini beğendim. Kimin, ne yaptınız? Kaç hafta geçti? Ablanın üstünden mi? Yani ısınmaya çalışıyoruz birbirimize biz. Bilmiyorum nereye varacak bilmiyorum ama işte karşılıklı böyle bir elektrik var yani. Ben hala morluklar var bende elektrikten dolayı. Akü başı şey yaptı. Seyirci, şuna bir dakika gülmeyin. Bir dakika gülmeyin ama. Bekleyelim. Ondan sonra artık koy verin gitsin. Yani... Konuşma. Evet, sana diyorum be. Hangisi? Arkadaşım. O? Ağzını bunu kırayım. Hangisi? Ki bana parmakla gösterin lütfen. Gerçek artık bıktım yani. Şuna ben yaşamak istemiyorum yani ya. Hayır, sen girerken abla sana ne verdi? Söz verdi. Dedi ki işte gerçekten ne olursa olsun ben yine de sana varacağım dedi. Yani ben uzun zamandır saçlarına falan dert etme, takma onu dedi. Çünkü ben dedi senin gözünden aldım dedi. Yani yıllardır uzat. Osmanlı'dan gelen uzat. Türk erkeğin. Aferin. Ben de bırakıyorum serbest. Nasıl aldın seyirciyi arkana? Ortaya mal gibi yaysınlar seni. Sana gülüyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Adam hissettir biraz kendini. Onlara mı, kendime mi? Ben... Çünkü ben onlardan bir şey görmedim. Hep ne yediysek sizden yedik yani ben. Akşamları nerede yatıyorsun sen? Buradan eve gittin. Lokantada yemeğini yedin. Üstüne profiterolünü yedin. Profiterol, he, profiterol. Benimle hiç zerre kadar ilgisi yok. Mikrofona gel. Çalışmıyor ki. Geç önüne. Montajda çalışıyormuş gibi yaparım. Şu kulağımdaki sesi de alın. Sesim bana öbür kulağımdan geri geliyor. Ya öyle ulvi bir insanım işte ben. Buradan veririm, üstten çıkarım. Fazla oynamamak lazım. Arkadaşım, haftaları... benim kendi sesim benim kulağıma giriyor. O zaman biz çıkalım kendi aramızda. Hoşunuza gitti mi bari? Mikrofonun önüne geç. Aferin sır. Aferin, budur. Yani bundan anladığım budur. Şu salonda kaç kişi var? 500 kişi. 500'üne de söylesem... Ben bir kuruş alamıyorum 3 yıldır. Bir kuruş alamıyorum. Yani bir tanesi kar olsa 5'e bölsek Allah bin bereket yani. Ben çok hakikaten... Akşamları nerede yatıyorsun profiterolünü yedip eve gittikten sonra? Bana gülmeyin, ona gülün. Ya nasıl gülmeyelim? Profiterol ilk defa bir icat yaptınız, sevgiyle karşılıyor. Profiterol çünkü. Arkadaşım tamam, kazan dibini yedin, evine gittin. Evet. Kapını açtın, içeri girdin. Aa, nasıl attın kendini yatağa. Orası neresi? Bilmiyorum çünkü beni evden attıkları için. Nerede kalıyorsun söylesene. Burada. Buranın neresinde? Buranın yüreğindeyim. Arkadaşım şaka yapma. Estağfurullah, bu şaka değil. Ben burada kalıyorum işte. Yani burada çünkü... Nerede yatıyorsun? Soruyu tersten soruyorum. Bu piyano niye bel verdi? Bunu sanayide yaptırdınız herhalde gene. Ucuz olsun. Arkadaşım, bu piyano niye bel verdi? Aç şunun kapağını. Kimin? Sen mi söyledin lan? Endikem. Açsana. Aç, arızalı olmuş ya. Aç şunun kapağını. Mümkün değil. Şey, arkadaşım. Sok elini içine. Bir şey çıkarmayacağım inşallah. Çünkü bu sihirbazlar girer bayağı. Sok elini içine. Tuttuğunu çek.
Çek. At dışarı. Bir daha sok. Çek, at dışarı. Bir daha sok. Hızlı hızlı yap. Başka bir şey kaldı mı? Var. Alt pedi var. Ne oldu? Başka bir şey yok işte. Yani... Prodüksiyon, gelin toplayın şunları, anons et. E niye dağıttınız çocuklara, iş çıkardık bir şey? Anons et. Bir daha orada yatılmayacak. Ekmek yediğin teknenin üstüne yatılmaz. Evet, prodüksiyon. Bir daha burada yatılmayacak lan. Sana diyorum. Bana, ha, bana diyorlar. Çağır çocuğu. Evladım. Abi, onu değil. Pardon abi. Her hafta çağırdığını. Ha, kim o? Şey, ha, evet. Huzurlarınıza minik. Ne güzel. Aman, aman, aman. Bir şey yapıyorum. Arkadaş, öyle bir iş bulmalısın ki aynı zamanda çalıştığın yer, yattığın yer olmalı. Neresi olabilir? Tövbe ya. Şimdi gençler de var, bir şey diyemeyeceğim. Ona göre kötü örneksiniz diyorlar. Aklından ne geçiyor senin? Benim aklımdan geçen başıma gelseydi zaten... Arkadaşım, öyle bir yer düşün ki çalıştığın, para kazandığın yer aynı zamanda yattığın yer. Burası neresi? Burası mı? Bu sana tahavvüre şey yaptığım şey neresi? Zor. Tarif ettiğim yer neresi? Bana tarif ettiğiniz yer. Evet. Sizin ev herhalde, ne güzel. 6 gün yat anasını satayım. Bir gün gel bana fırça kay git. Oh, bu iş bu işte yani. Bana girme. Seyirci, terbiyesizleşme. Buranın bir tane suyun üstünü var. Düşün. Suyun üstünü. Üstünde bir şey var. Nedir? Hmm, tekne. Gerçekten bu performansı senden beklemezdim. Çabuk düşünüyormuş. Demek ki neymişsin? Tekne. Allah'ın salağı. Allah'ın salağı mıyım? Tekne. O batmıyor zaten genelsin. Ya? Efendim? Allah'ın salağı genelsin. Genelsin. Evet. Böyle bir yönerge gibi bir şey bu. Tekne suyun üstünde uyur mu? Ah canım, buna nasıl bir kimyasal veriyorlar sana? Arkadaşım, teknede nesin? Teknede böyle bir çanos. Arkada tarafında suda. Orada su toplanır çünkü motorun cidarında. Heh. Orada böyle yüzer. Nedir onun ismi? Çanos. Nereden biliyorsun? Atıyorum şu an. Prodüksiyon, hazırlattığım kostümü getir. Bir şey hazırlattınız. Bu sefer soyunmayacaksın arkadaşım. Aa, rahat edemem. Tenime oksijen almadım, kendime gelemiyorum. Üstüne giyeceksin. Üstüme iyilik, sağlık. Prodüksiyon, gel. Oo, ne, ahşap mı, tekne mi giyeceğim üstüne? Tekne miyim ben? Koy kafasına. Kimin? Bu ne ya? Bilet mi satıyorum? Çıkar ceketini. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın nereye varacak? Giy ceketi. Bu ne ya? Arkadaşım, demin ne dedin? Tekne. Demek ki teknede nesin? Teknede... Bu ne ya? Her şeyimi söktü ya. Donu da al. En sıkan şeyi almadı, papyonu alıyor. Benden önce kim giyiyorsa onu... Arkadaşım, sana ne o dondan? Gevşek giyseydin. Bu oyunla verilebilen bir şey değil. Darsa dar. Ablacığım, ne yapıyorsun? Ablanın amacı ne? Hanımefendi. Abla motor mu? Prodüksiyon. Ben tekne, arkada motor. Nasıl bir şey bu, anlamadım ki. Lütfen. Ablacığım, sen niye geldin? Beni mi seviyorsun? Bırak, senin üzerinde ne yapacaksa yapsın. Kaldır kollarını. Öyle değil. Kaldır kollarını. Ha, ben ha. Ne yapıyoruz? İyice ya? Yerleştirin, düşmesin. Tekneye hacca mı geldiler? Bari o kalsın. Tamam mı? Arkadaşım, benim. Sen bu teknenin her şeyisin. Bak arkana.
Oraya değil, geri zekalı. İleri arkana bak. İleri arkama. Evet. Arkadaşım, arkanı ileri dönmeden olduğu yerdeki arkanın ilerisine bak. Bunun içinden siz çıkın, sonra gelin bana çıkın. Arkadaşım, Lütfen. Yani mümkün değil böyle bir şey. Arkanı olduğun yere koy. Oraya koyma. Zaten arkanın durduğu yer olduğu yerdir. Kırma dizlerini. Ağır mı geldi? Yani ne olacağını bilmiyorum. Arkanı koyduğun yer olduğu yerdir. Ondan direkt 90 derece uzağa doğru 3,5 metre uzat. Orası da arkanın ilerisidir. 3,5 metre uzatayım. Sırtım yere gelmez. Gözünle uzat. Gözünle değil. Arka gözünle, fikirsel, düşünsel olarak uzat. Arka gözüm. Ağ gözüm. Fikirsel. Diyelim ki erkek ensende gözün var. Onu koy öyle gözünü demezler. Ensene. Koy gözünü ensene. Çek içeri. Niye koydum o zaman içeri? Gözünü çek içeri. Ne saçma bir insan oldum ben, ne garip. Arkadaşım, gözünü çek içeri. O zaman ağzımdan da görürüm açını böyle. Ensene öyle çıkıyor. Arkadaşım, gözünü bir içeri çekince ağızdan dışarı doğru bakmaz. Göz... Arka geriye bakar. Arka geriye mi bakar? Evet. Ya siz nerede yetiştiniz? Nasıl bir insansınız? Akraba evliliği bu mu ya? Arkadaşım! Çok güzel. Bizim çocuğun gözleri de harika. Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu anlamıyorum çünkü şey yani. Dediklerimi harfiyen yap. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yaptırma müziği çal. Mümkün değil. O kadar çok harf... Gözlerini al içeri. Tamam. Şimdi onlar arkayı görüyorlar mı? Nasıl görsün ki? Görüyor de. Ya da önü görmüyor. Görüyorum de. Görüyorum. Bir daha söyle. Görüyorum. İnandır seyirciyi. Görüyorum ulan. Oradan 3,5 metre bak. Nereye denk geldi? Yine aynı yere içeri geliyor. Arkadaşım, içerideki gözünle perdeye doğru 3,5 metre gör. Ha. Nereye geldi? Perdeye geliyor işte. Gelmiyor. Gelmiyor. Perdenin önünde dikeldi. Bir şey hoşuna gitti demek. Pislik yapma. Ben bir şey... Seyirci gülmeyin, bir şey anlatıyoruz burada. Evet ya, Mevlüt'teyiz Allah aşkına ya. Ya biraz insanlık ya. Buyurun aldın hocam. Arkaya 3,5 metre. Aldım. Orada gördün dikeleni. Aldım arkaya 3,5 metre. Onun dibine doğru. Ben ne yaptırıyordum sana? Ya. Ben ne bileyim, görmedim ki. Unuttum gerizekalı. Arkamda olsanız görürüm. Ben niye tarif ediyorum bunları? Hiç bilmiyorum valla. Hatırladım. 3,5 metre dikeldi. Koy oraya Dubai'yi. O bayağı fener olur ya. Arkadaşım, koy oraya Dubai'yi. Koydum. Koydun. Arkası neymiş? Duba arkası. Duba'nın depo. Arkası nedir? Depo. Ne bileyim. Seyirci, Duba'nın arkası nedir? Denizdir. Ya benden başka ileri görüşlü kimse yok mu şu salonda? Duba'nın arkası deniz. Uranyumun formülü gibi soruyor. Kimse bilmiyor. Duba'nın arkası deniz. Deniz. Neymiş? Deniz. Al gözünü öne. Demek ki sen neredesin? Duba'nın arkasındayım. Hayır arkadaşım, sahildesin. Sahildeyim. At mikrofonu kenara. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Antika o. Adam gibi koy şunu yerine. Ve gemine müşteri alıp mavi yolculuğa çıkmak istemektesin. Hadi bakalım. İsmin ne? Selahattin. Selahattin, buyurun. Hadi bakalım. Hiç gelen yok ya. Devam et. Arkadaşım. Ha. Kaptan sensin. Ha. Karizmatik dur. Bir elin cebinde, öbür elin düğmelerin iki arasına 4 parmağın girmiş. Başka cebin yok mu? Pantolon cebi var. Sol elin sol cebinde ve sağ elinin 4 parmağı 2 düğme arasına girer, Aziz Üstel gibi. İçeriden girer. Aferin. Ama biz içeridekinin içeride olduğunu bilmeyelim. Sanki elin yokmuş gibi. Ve oradan gelen geçene önce karizmanla gelin benim tekneme yaparsın. Gelin benim tekneme yaparsın. Evet. Tek kolla kullanıyorum ya. Elini çıkarma. Sokamıyorum ki zaten, kol yok. Sokmuş gibi yap. Gelin benim tekneme karizması gözünle.
Hani gelsene. Gel gel. Kime diyorum ben bunu? Kestik. Kestiniz adamı. Böyle gelemedi ki. Efendim? Böyle gelir mi? Gelmen. Ağzını bunu kırayım mı? Sağda solda daha 8-10 tane tekne var. Onlar da tura çıkacaklar. Ama bir tek Çolak ben varım aralarında. Çolak değilsin. Değil karizmatiksin. Ben. Karizmatiyim. Sok elini böğrüne. Öyle bir şey yap ki diğerlerinden farklı senin teknene müşteri gelsin. Hocam bak müşterinin arkası kesilmez sonra. Arkadaşım. Teknenin amacı önemli. Arkadaşım hızlandır şunu, müşteri lazım bize. Hadi lan. Öyle... Çabuk. Kestim. Ne saçma bir kaptanım ben ya. Böyle bir öküze kim gelir? Öyle bir şey yap ki senin teknene gelsin. Bak geziye çıkıyoruz, gelmeyenin ağzını burnunu... Arkadaşım oradan girme. Oradan girme, oradan değil öbür taraftan girme. Arkadaşım. O da olmaz. Sen o... mevzuya öyle girme. Ters şey. Hal ve hareketlerinle. Hadi. Gel gel. Eğlenceye gel. Gelecek mi? Anlamadım seni. Daha fazla şey yapamam ya. Seyirci alkışladı. Demek ki hoşuna gitti. Ha, sen çaplaklamaya devam et. 6 tane seyirci gelsin. Çocukları bırakıp gelin yalnız. Yani bu, çünkü bu daha giriş böyleyse... Sen o harekete devam et. 6 tane seyirci gelsin. Çabuk sahneye gelsin. Gelince ne yapacaklar ben onu merak ediyorum. Gelsin. 5 kişi daha al. 6 kişi gelsin. 3 geldi. 5 kişi daha. 1-2 tane mutlaka nasıl erkek gelsin. Nasıl bir matematik gelsin. Bu? Merhaba. Diğerleri erkek gelsin. Ya da yolda erkekleşsinler. Merhaba. Evet, sağ tarafa geçin. Sağ tarafa herkes gel geçsin. Gel abi gel, 14 dedi zaten. Gelsin gelsin, bir şey olmaz. Sen şimdi motoru çalıştır. Hemen çık şey dümene. Oturt onları yerlerine. Motoru artık çıktık denize, ne yapacaksınız falan de. Hadi bakalım. Artık çıktık denize. Çok güzel bir tur bizi bekliyor. Hadi bakalım. Herkes otursun bir yerlere. Keyfine baksın. Evet. Arkadaşım yerleri göstersene. Biraz oturun şöyle öne doğru karışık oturun. Ne evet. yapıyorsun sen? Ben dümene çıktım işte. O... Öyle demek istemedim. Ama dikkat edeceğiz. Dümene çıkarsan dümen seni çevirir. Kafan yere sürter. Ha. Dümenin üstüne oturursan nasıl çevireceksin? Evet. Artık alışkanlık. Önünde dur dümenin. Göster seyirciye dümenin. Genişliğini tarif et. Tamam. Tak vitese. Bu zaten ileri geri vites. Bu kadar bunun. Olsun, ikiye tak. İkide kalk. Gördük dümeni falan. Hocam bunun ilerisi var, gerisi var. Vites. Arkadaşım tamam. Kalkıyoruz, malkıyoruz mevzusu yap. Ha, kalkıyoruz, malkıyoruz. Kalkınca alkışlayın. Niye? Ne saçma bir tekne bu ya? Öyledir teknede. Hiç kalkınca öyle değildir ya. Tekne alkışlayın. Teknedeki yolcular size diyorum, kalkmadınız mı? Rica ederim, rica ederim. 2 aylık fitness'a size sahip olabilirsiniz. Neye bakıp alkışlıyorlar? Neredesin? Dümendeyim. Al megafonu eline. Yolculuk hakkında size biraz bilgi vermek isterim. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Çok kalçanla dümeni tut. Tavşanla dümeni tut. Kalçanla dümeni tut onlarla konuşurken. Evet, konuş şimdi. Yolculuk hakkında biraz bilgi. Evet, yolculuk benim için acılı geçecek. İnşallah siz keyif alırsınız. Artık bir dümen yapacağız yani. Hocam ben niye elimle tutmuyorum? Bu el boşta çünkü. Yani arkadaşım. Bir elinde megafonu tut, öbür elinde düğmesine bas ki sesini göndersin. Yok, düğmesi buradadır ya bunların. O çalışmıyormuş, ben uzatmaya yaptırmışım. Boşuna kendimize altına. Yanlış yön vermeyelim yani. Konuş şunu hadi. Allah beni kahretsin inşallah. Hepiniz dümen boş... kaçtı, dümen. Dümen kaçtı hakikaten ya. Arkadaşım. Ne anlamı ki benim? Arkadaşım, dümen fır döndü. Ha fır döndü, ha ha. Ben de korktum. Dayan bir an. Dayan belinle dümene. Meslek hayatım bitti diye korktum çünkü... Dayan belinle dümene. Hop. Tamam, şimdi megafonla konuşmaya devam. Efendim, sevgili yolcular hoş geldiniz. Gemimiz Arzu'ya hoş geldiniz hepiniz. Şu an Bostancı'dan ayrıldık. Efendime söyleyeyim, böyle yassı ada, efendim ne bileyim, hayırsız ada, o şekilde oradan
Burgaz, Kınalı, efendim Kaşık tersten oldu ama olsun yine de yani hayırsızla şeyden diyorum tersten dönüp geleceğiz tekrar buraya kafanız karışsın diye. Çünkü güzergahımız üzerinde köpek balıklarının bulunduğu. Yok öyle bir köpek balığı var. Marmara'da yok köpek balığı falan. Arkadaşım Ekim ayının bazı günleri oraya iki tane köpek balığı, dört tane dünyanın en büyük ahtapotu gelir. Evet, inanılır gibi değil yani. Sanki biri benden önce anlatıyor her şeyi. Artık o kadar vakıf oldum ki konuya tabii. Ve bu arada araya bir de istavrit kaçar mı? Sen uğraş dur. Hele o ahtapot garibim oradan buradan oradan. Ya çılgın bir şey bunu isterim ki gönül ister ki hepiniz Marmara'nın o ılık sularına inin bunlara bizzat şahit olun. Ama yok tabii öyle bir şey çünkü bunlar vakit geçirmek için palavra öyle bir şey yok. Şimdi Burgaz'a balık yemeye gidiyoruz. Hadi yolcular. Tam arkasını döndüğünde deyin ki hani canlı müzik nerede, striptiz şov nerede deyin. Striptiz. O yok henüz icat edilmedi striptiz. Hani yok. Siz yapacaktınız ne oldu? Canlı müzik vardı vurdular onu ya. Arkadaşım. Ne söz verdiysen vaatlerini yerine getir. Yoksa bir daha müşteri gelmez. Evet. Ben tamamen unuttum ya. Siz yapacaktınız bir de üstelik. Sen elini kolunu oynatma. Buradan uskurun kafasını bak. Ya bu kadını kim saldı buraya ya? Arkadaşım müşterin o senin. Ya bana ne müşteri? Ne de sağlıklıdır o? Allah Allah. Hamuruna para mı verdik ya? Bana ne ya? Arkadaşım o ne de sağlıklı. Volkan'a bir söyleyin. Sizin yüzünüzden ya. Volkan'a bilecekti bana bindirdiniz ya. Ben şov istiyorum. Şov görmek istiyorum. Göstereceğim ben şov şimdi. Buradan Burgaz. Benim canımı sıkmayın yani. Şu an kelle koltukta gidiyoruz. Ne kadar dalgalı bak. Marmara'nın suyu ya. Kalçaya bak. Bak ben şu an dalgalı erkekler, hissediyorum. Erkekler ayağa kalkın tehdit edin. Kimi? Değil mi? Evet. Bana bak. Seni. Beni mi? Evet. Ne yaptım ki ben ya? Arkadaşım o kadar söz verdin ya. Bak kafasına vururum hoparlörle vururum. Arkadaşım dümeni kırdınız geçirdiniz. Ben şu an bayağı o filede yürüyorum yani. Tekmenin ucundan çıktım git ya. Git şu dümenin başına. Yaklaşmayın de. Ah canım kaptanın bir şey oldu mu? Mahalline girmeyin. Çocuk dümene girmiş zaten ya. Dümene kadar gelmeyin. Oradan tehdit edin. Ha, buradan tehdit edin. Çok daha iyidir buradan tehdit edin. Söz verdin, müzik verdin, şov verdin hiçbiri yok. Ya onlar bir sonraki seferde salı günü ya. Ya parayı arkadaşım. Biz bu sefer için verdik ama. Parayı. Tamam de. Tamam tabii ben onlar hepsi. Tamam. Ya var şimdi o Adana etrafını döndüğümüzün akabinde hemen şov başlıyor. Hemen zort onu... zort. Kusura bakmayın demin dümene oturdum ya. Artık tabii tutamıyorum. Arkadaşım ne oldu? Bu saçma bir şey? Ne oldu ki bu? Zort zort. Efendim anne. Arkadaşım o değil. Bu hep budur ya. Kapı mı çaldın? Zort zort. Zort. Ha, aşağı sokak kapısı. Zort. Ne bu zort ya? Ne geliyor? Bilmiyorum ama yani iyi bir şey değil herhalde bu zort. Arkadaşım arkandaki ne gemisi? Arkamdaki mi? Evet. Arkamda da bir gemi var? Arkadaşım sen dümeni belinle tutuyorsun ya. Evet. O sırada arkanı görmüyorsun ya. He. Adam da seni görmüş asılmış şeye düdüğe. Zort zort. Görün gösterin çocuğa. Affedersin görüyorsa niye sağa kırmıyor? Geliyor. Şu an arkamdaki daha çok ilgilendiriyor beni. Yani gemiden bir zarar gelmez. Yüzeriz. Arkadaş tehlikeli. Sana gösteriyor çocuk. Gösterecek biliyorum ben. Arkadaşım bırakırım yardım edin şuna. Arkandan gemi geliyor değil. Direksiyonu tamam. Tamam sakin olun. Siz korkun titreyin çarpacak bize sarılın birbirinize. Panik yapma kadın kısmı panik yapma. O sırada can yeleklerini giyin. Can yeleklerini giyin üstünüze rahat bir şeyler giyin. Zort zort. Böyle uzanın. Zort zort. Zort senin sensin zort zort. Bağırma lan bağırma. Müşteri uyuyor ya. Zort zort zort. Müşteriler gale yağına gelin birbirinize sarılın. Evet. Gel kafadan gir ya. Gel ya. Gel ya. Gel. Gel ya. Bıktım ben. Bak bu. Gel. Bu. Arkadaşım çok gel. Büyük bir kahramanlık göster. Müşteri arkadaşım gemi ol gel. Ne? Kim olsun? Gemi olsun gelsin. Gemi dediniz, fırkateyn demediniz. Gemi. Bu şartlarda hiç şansımız yok. Üstten arkadaşım, üstüne doğru gelirken düdüğe de asıl, evet. Bir yandan da aynı zamanda hem gemi ol kollarınla hem de kaptan ol kafanla gözünle işaret et. Sen de öyle bir manevra ve hareketle kurtar ki kızların hepsi sana aşık olsun. 3, 2, 1, buyurun. Seyirci, dalga yap. Nasıl ya? Haydi. Ha şey olarak dalga ha. Düt tam yanından sıyırdı. Bu ne oğlum? Bu ne ya?
Ben iki sağa döneceğim diye burada bir saat debeleniyorum. Bu böyle geliyor ya. Burada değil, plajda çadır kuracağım. Burada değil. Sıyırdı geçti. Sıyırmış zaten belli. Ve yolcular, siz panikle yerlerdesiniz. Atın kendinizi yerlere. Ya bayağı atıyorlar ya. Ve sen arkana dön. Tehlike geçti konuşması yap. Tehlike geçti. Ne yapıyorsun? Hayır, müşterinin yüreğini okşamakla korktular çünkü canım ya. Sapık. Evet be, yapmayın öyle şeyler. Tamam, şimdi prodüksiyon. Buna bir kıyafet getirin. Söz verdiği canlı müziğe başlasın. Sizi sakinleştirmek için canlı müziğe geçeceğim de. Çıkar gömleğini. Prodüksiyon, aşağıda bir tane parlak elbise var, onu getirin. Diktirmeyin, alın getirin. Ne yapıyor? Anlamadım ki olayı ben ya. Ben hiç anlamadım. O ne ya? Ablacığım, anneninkini değil, normal bir şey getir ya. Arkadaşım, al giyin şunu. Verin gitarı kucağına. Ne diyor ya? Ver gitarı kucağına. Çalmıyor, çalıyormuş gibi yap. Ve sahnenin üstüne atlarsın. Bir de mikrofon verin, müzisyen arkadaşım mikrofon verin. Arkadaşım seni alkışlıyorlar. Cevap eyvallah, versene. Sağ ol, eyvallah. Mikrofonu ağzına getir. Mikrofonu ağzına getir. Ağzını mikrofona getirme. Yere koy, ayaklarını bastırarak mikrofonu ağzına getir. Sen kendi ayağını değil, mikrofonun ayağına kendi ayağını bastırarak mikrofonu ağzına getir. Sana laf anlatmaktan yoruluyorum. Evet. Buyur. Of, sensin o. Seyirci, siz girmeyin. Teknede değilsiniz. Geç kalacaksın, yok artık. Bilmiyor musun şarkıyı? Yok. Nasıl gemicisin? Tek ağzını burnunu kırarım. Arkadaşım. Tekneyi bugün emanet aldım da o yüzden. Bu şarkıyı bütün kaptanlar, bütün gemiciler bilir. Onlar söylesin. Müzisyen arkadaşım, ver sözleri. Hah. Sen de mi bilmiyorsun? Biz karşının teknesiyiz. Ah o gemide ben de olsaydım. Ha, la başla. 3, 2, 1, yalla. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Halkın dans edin. Her şey inan bana. Halkın dans edin. Yani ben gelip sana dayansaydım. Neydi? Kestik. Kestiniz. Ne diyorsun? Bir şarkıyı söylüyorum. Vız gelirdi her şey inan bana. Yeter ki yanımda olsaydın. Ha, tamam. Bana varsaydın. Reji söyledi. O da olur. Ya, 3, 2, 1, yalla. Dans edin aranızda. Siz de dans edin. Kızları alın dans edin. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Eğlenceden coş. Bu gemide her şey inan bana. Yeter ki sen yanımda olsaydın. Ah o gemide ben de olsaydım. Yalla. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şey inan bana. Pelerini göster. Yeter ki sen yanımda dümen olsaydın. Dümen kaydı, dümen kaydı. Dümen kaydı. Dümen sonra... kaydı. Dümen kaydı, dümeni tuttum. Kestik. Arkadaşım yolculardan bir yandan... birini oturttum. Ben anlamadım. Sözleri bilmiyordum. Arkadaşım dümen kaydı. Bir yandan ayağınla dümeni tut. Ha bir şey... karidesleri de bakayım ya öbür taraftan. Nasıl yapacağım ben bu şey? 3, 2, 1, yalla. Ah o gemide ben de olsaydım. Dümeni tut. Açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey inan Aktif bana. Aktif ol. Yeter ki sen yanımda olsaydın. Ah o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Seyirciler bağırın. Seyirciler bana. Yolcular bağırın. Sintriptiz. Bence hepiniz... Ben canım sıkmayın. Sayın Mert. Sayın yolcular bağırın. Öyle değil. Manyak mısınız? Striptiz.
verdin arkadaşım, söz verdim. Ama hava koşulları nedeniyle yapamıyoruz. Arkadaşım yapıyoruz. Çünkü... Delikanlı bir kaptanız. Delikanlı adamı striptizle ne işi var? Delikanlı bir kaptansın. Ne söz verdiysen yapacaksın. Tamam, sözümü yerine getiriyorum be. Ver huzurlarınızda striptizci Minik. Ya üç beni bir arada ya. Selahattin, Selahattin. Çıkışı, buranın bile çıkışı var biliyorsunuz değil mi? Aktif ol, striptiz yap. Az. Manyak mısın sen? Evet ya, ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Ben mi yine ya? Zaten striptiz bıçak sırtı bir şey. Niye herifin ensesini öpüyorsun? Bizim gemide çalıyor ya, seviyorum onu ya. Bence bir sakıncası yok çünkü zaten adı striptiz değil. Yolcular arasında Okşap Bey niye kıza verdin? Ben vermedim, o çok çılgın çıktı ya. Dur dur, bence kesmeyin hocam. Arkadaşım, o şapkayı kaptan hangi kızın başına takarsa bir gün önce o kızla bir gün önce o kızla bu yolculuk hakkında konuşmuştur demek. Evet. Şimdi al şapkayı kızdan. Yolcular arasında o çılgın ablayla arkasındaki beyefendi, evet, evlenmeye karar vermişler. Hayır, hayatta izin vermem. Vermişler. Ben çocuktan az uslanıyorum. Az önce dans ederken birbirlerini sevmişler. Geç dümenin başına. Dümendesin. Nasıl bir dümen yapmışlar? Daha girme müzisyen arkadaşım. Daha gelip itiraf edecekler. Dümendesin. Sürüyorsun. Ve anlatıyorsun. Şuradan şimdi Yunus geçti. Söyle, ne yapıyorsun? Sürüyorum işte, o cilası herhalde. Bak değil mi geldi buna? Gemiyi sürüyorsun, gemiyi. Gemi sürülmez ki, gemi idare edilir. Evet. Gemiyi sürerken tam o sırada aha da Yunus geçti. Aha, Yunus geçti. Altından niye geçti? Bilmiyorum, katamaran mı bu? Manyak mısın? Bilmiyorum. Yanından geçti. Ne kadar zamandır denizdeyse kafayı yemiş bu. Gözünle takip et Yunus'u. Öyle değil. Yanından geçen Yunus'u. Yanından geçti. Lan evet. Ne yapıyorsun gemide? Manyak. Arkadaşım gemiye girmedi. Girme. Böyle böyle geçti. Gözünle takip et. Alkollü mü? Bu ne ya? Ya nasıl bir gemideyim ben ya? Arkadaşım, o geçen Yunus'u tanıdın. Yunus'u tanıdım. Evet. Yunus Fahrettin. Kim? Vay. Fahrettin. Söyle yolculara, bu bizim teknenin Yunus'u Fahrettin. Arkadan bu çöpüyor da gidiyoruz. Tabii. Öyle değil. Ben ne zaman sefere çıksam bu gelir üstümden geçer, ben de enseden okşarım de. Ben ne zaman sefere geçsem bu okşar böyle. Hayır. Teknenin yanından atlar geçer. Tam atlarken ben onu ben sırtından okşarım, severim. Ben ne zaman sefere çıksam bu teknenin yanından atlar, ben gider birini okşarım hep. Yolcular göster değil. Göster. Makine dairesine gelin. Arkadaşım. Neydi arkadaşım? Yani nasıl bir... Yunus Fahrettin'e nasıl şov yaptığını gösterin. Ha Yunus. Söyle Fahrettin'e. Tekrar gelsin. İşaret et. Fahrettin. Hiç. Zaten bir normal adam tanısam şaşarım. Yani konuşabileceğim bir insan evladı yok. Fik fuk fuk. Bu ne ya? Evet. Fahrettin. Fik. Ben de. Arkadaşım. Bununla yüz göz olmam ben ya. Niye? Fahrettin fik. Arkadaşım, onun sesi öyle. Hiç ya, Yunus görmedin mi? Onun sesi değil, ruhu öyle ya. Değil. Söyle Fahrettin'e, sen buradan geç, buradan atla. Ben Fahrettin. Hiç. Ne oldu? İkiliyordun, teke düştün. Uskura mı denk geldin? Sen bir daha böyle geç, müşteriler var. Bir göster nasıl atladığını. Pik.
Ne oldu? Fahrettin sen ağzını burnunu kırarım senin. Arkadaşım ne dedi ki? Bilmiyorum ama çok kanıma dokundu. Emredersin yani. Abi dedi. Öyle bir tavır yok ya, ben o sesten onu anlamadım dedi. Yani. Dedi. Fik 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 fik. Ne fik fik? Nasıl bir şey? Arkadaşım şunu yapma. Dedi sana nasıl? Fik fik. Nasıl? Geç dümene. Her şey dümen zaten. Evet, karşıdan Fahrettin geliyor. Yolculara göster. Fahrettin buraya gitmedi mi? Al yolcuları arkana. Arkama gelin. Ne yapıyorsun? Ya denizde ne olacağı belli olmaz. Arkadaşım olmadı. Evet, şimdi söyle ne olacağını. Şimdi bizim fikri... Neydi ya? Ha, Fahrettin geçecek buradan Yunus. Onun değişik hareketlerini göstereceğimiz. Herkese nasip olmaz. Ellerinizi böyle. Kaldırın bütün yolcular. Ellerinizi kaldırın. Tam Fahrettin geçerken sırtını sevin. Evet, ellerinizi kaldırın. Üstünüze rahat bir şeyler giyin falan. Evet, sen şimdi komut ver Fahrettin'e. Fahrettin gel! Ya ne saçma bir gemi bu ya. Ne bir oldu tane arkadaşım? İnsan evladı yok gemide ya. Ben dahil ya. Ne oldu? Yunus'a fik fik yapıyoruz. Adam orada bir şey çalıyor. Bu insanların amacı ne? Arkadaşım sen şov yapmanın ve onlara göstermenin gururuyla omuzların kabarsın. Alkışlayın kaptanı Selahattin'i. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hepsini minik eğitti. Ve o sırada o ablayla o abi gelir. Kaptan sana bir şey söylemek istiyorum der, omuzuna vurur. Gel kardeşim. Hop hocam bak, görev başında dokunma ama ya, korktum ha. Buyur. Rica ederim, ne demek, izin ne demek. Şöyle hafif gel. Bu gezi bizi çok etkiledi. Bir tur daha mı bineceksin? Ve Aysel'le evlenmeye karar verdik. Senin ismi Aysel mi? Daha kızı tanımıyorsun lan. Ya rezil oldu ya. Tamam gelin size yüzükleri takayım de. Ha bak o kadar yani. Tamam o zaman ben, madem birbirinizi sevdiniz ben size yüzükleri takayım, evlenin ya. Ben bunu istiyorum. İlan et gemiye. Lan! Şey i̇lan mi? Et gemiye. Arkadaşım gemidekilere. Ha şey yolcular hepsine. Evet. Merhabalar. Kestik, ne yaptın? Efendim? Ne yaptın? Yemeğini yaptın ya. Az önce ne yaptın? Ya şişe düşmüş onu aldım. Sallandık ya. Atar mı kat? Efendim, çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Gerçekten gemimizin şahane insanlarından, misafirlerinden iki gencimiz birbirlerini sevmişler. Bu fık fıklar zamanında. Demek nereden çağrıştıysa artık birbirlerine hoşlanmışlar. Evlenmeye karar vermişler. Ben de Bostancı Belediyesi... Bostancı Belediyesi var mı ya? Yok. Denizler Belediyesi. Denizler Belediyesi Kayalar Kaymakamlığı'nca bana verilen yetkiye göre bu arkadaşları dünya evine sokma yetki sahibi olduğum için şimdi sizlerin huzurunda şöyle bir toparlan hafif yarım daire kameraya geçmeyecek şekilde. Evet. Evet çok Yüzükleri takmak yüzükleri üzere. Takacağız hepinize. Yüzükleri takmadan önce bir aile konuşması. Yüzükleri takmadan önce gelini öpmek istiyorum. Arkadaşım! Ya. Yüzükleri takmadan önce birisi tepside yüzükleri getirsin. Neyle? Birisi yolculardan birisi tepside yüzükleri getirsin. Ha tepside yüzükleri getirsen. Yenge sen getir. En deli olan sensin. Çok teşekkür ediyoruz. Ve o arada da o belalı köpek balıklarıyla belalı ahtapot da oraya geldi. Onu da söyle. Onlar da hep bizim gemiyle yolculuk yaparlar. Evet. Şu anda size açıklamak istediğim bir konu daha var ki. Şu anda size açıklamak istediğim bir konu daha var ki. Yönetmen ruhu bir bunalım içerisinde. Şimdi ben bu yüzükleri takarak efendim evlenirken sola takılıyor abla. Evet çok teşekkür ediyorum. Efendim Allah efendim ne diyeyim bir şamanlara da kocatsın. Değil o sırada kızın yok, parmağından yüzük denize düşer. Hocam bu eski şaka ya. Denize gitti. Ne yapacağız? Cehennemin dibine uğraşsınlar bana. Arkadaşım. Ne ya. Arkadaşım. Ben yapacağım ya, ben yüzükle kuyruk gibiyim. Kız başta ağlamaya kız. Yeni taktın sen onu. Banyosuna. Sana gittik senden. Ya civan gibi delikanlı ya, açmadı. Atlasını çıkarsanız. Ay nasıl bir sesi var bunun ya? Hocam arkadaşım, sana kolay gelsin. Arkadaşım. Vazla vazla. Hanımefendi siz romantik ve mazlum bir şekilde ağlayın. Şirret olursanız adamı... Çok merak ettim dur. Söylemem. Ablacığım masumca ağlayın. Sen çok üzül etkilen. Masumca ağlayıp ihtirasla titriyeceğiz ki çocuk denize girsin. Evet.
Masumca ağlayın. İçine ağla abla, içine. Bize mail at. Arkadaşım çok etkilendim. Dön. Çok elektronik bir aşk bu ya. Çok etkilendim. Çok etkilendim. Tutamıyorum. Dön. Dümeni tutamıyorum ya. Hop hop. Dön. Hop. Hadi ki ben dalayım da yüzüğü alayım. Ya gerçekten bugün sizi tanıdım ama içim ısındı gerçekten. Kaynadım size ya. Ben dalayım da ben çıkarayım. Gerçekten mi? Evet. Peki arkadaşım sen de ki, peki aşağıdaki sarmal ahtapotla yırtıcı köpek balığı ne olacak? Söylesene Kareli. Hey, ben kız söyleyecek sen. Peki aşağıdaki sarmal ahtapotla yırtıcı ne olacak? Yırtıcı köpek balığı ne olacak? Denedim olmuyor. Daldım ama çıkaramadım. Gerizekalı sen ona mı dalmışsın? Evet, onu ben halledeceğim. Sarmal mı? Onlar benim işim ya. Sen rica ederim. Ne demek ya? Sarmal köpek balığı bizim en sevdiğimiz şey ya. Biz onu ekmek arası yiyoruz. Ben şimdi 2 dakika bir tuvalete gireyim. Siz düşünün bu arada. Arkadaşım gel. Ya ben ne çıkaracağım? Dalacaksın. Ya. Çivileme atla. Ki köpek balığı yandan seni kavrayamasın. Ha, koyuncu kalçadan kapsın. Ki bağıracak üst taraf kalsın. Anladım. Süper teknik hocam. Tamam. Evet. 3-2-1. Bak aşağı ne görüyorsun? Böyle parke gibi bir şey. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Deniz gör. Deniz gördüm. Ahtapotu gör. Ahtapotu göz göze gördüm. Gel. Evet ışığı gördüm. Yüzüğü gördün mü? Görmedim. Yüzük ahtapotun parmaklarının birinde. Ha ben önümdekini görmedim, sen oradan gördün. Sen çıkar o zaman. Ya arkadaşım çivileme atla şuna. Hadi görüşürük. Bir şey olursa dumanı buraya yaparsan sol, buraya yaparsan sağ. Bu ileri bu geri. Ha? Tutarım ben dumanı. Sen yeter ki yüzüğümü at. Sen yüzüğüne hakim ol be. Başımıza işleri açtı. Hocam bu pantolon 2 bölüm daha gider söyleyeyim. Evet, yüzüğü buldun mu? Buldum. Al yüzüğü. Aldım zaten. Tam o sırada ahtapot... Tam üstüne oturmuşum. Tam o sırada ahtapotla göz göze geldin. Ne arası gidiyor lan? Yarına geldi. Vallahi billahi işimiz iş burada ya. Sizin ve çok... tam arkana baktın, bir de ne göresin? Oo, sarmal köpek balığı mıydı? Neydi? Evet. Zeytin en yırtıcı mı? Köpek balığı da gelmiş. En yırtıcı da burada. Ne şimdi aradan sen sıyrılman için o ikisini birbirine düşürmen lazım. Birbirine bir mi? Fitne kat ortaya. Hayatında böyle gerzekçe bir hikaye görmedim ya. Bir fitne kat ortaya. Bu denizler altında 20 bin gerzek bu işte ya. Mesela salak var burada yani. Köpek balığı, ah tipik. Bu ne saçma bir ilişki ya? Arkadaşım, suyun sen altında... aradan kurtulman için o ikisini birbirine düşürmen lazım. Ya ben ilk başta bu tekneyi limandan çıkarmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı ver zaten. Ver fitneyi. Fitneyi, al fitneyi, hop. Hey. Arkadaşım. Ne? İkisini birbirine düşürmek için öyle bir hareket yap ki ikisi birbirine girsin, sen çık. Al. Ne yapıyorsun? Ne acı bir hareket yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Suyun içindesin, konuşamıyorsun. Hareketlerinle ikisini anlat. Dön köpek balığına. Nasıl? Nasıl? Kim? Neresi? Benim. Ya sorma artık. Evet, o sırada onlar birbirine girer, sen çıkarsın, yüzüğü verirsin ki bir de ne göresin. Bu kaptan olmak ne zor işmiş. Arkadaki hamile kadın doğurmak üzere. Aa mı? Ya inanıp şaşıran var. Nasıl bir gemi? Hamile ablacığım, atın kendinizi yerlere. Kim o? Aranızdan birisi hamile olsun gelsin. Abla hamilesin, vurulmadın. O kadar korkunç bir şey değil ya. Kaptansın sen. Çocukların ekmek parası. Ablacığım sen de biraz nazdan bağır çağır ki adam şey yapsın. Acısın sana. Bağırma, bana mı sordun yaparken? Hocan nerede? Evet, kaptansın sen, yok burada. Böyle tek başına tekneye tura mı yolladı? Bravo. O zaman sana menüde fettuccine vereyim bugün. Arkadaşım. Biliyor musun nasıl doğum yaptırılır? Evet. Nereden biliyorsun? Sabırla. O kadarını biliyorum. Nereden biliyorsun?
Nasıl nereden biliyorum? İki defa ara yaptım. Ara anneni. Annemi arayayım. Telefonla anneni, anneanneni, ebeni ara birini. Bence kullanıyorsun. Ah benim de sizinkini aramak geçti. İşim Al kızı piyanonun arkasına götür. Gel biraz müzik dinleyelim balım. Böyle çocuk en azından müzik... Piyanonun arkasına götür. Oraya koy. Sen de önüne geç. Ara ebeni. Sen bunu bekle. Duvar bu zaten. Arkadaşım. Çabuk. Yardım edin siz de. Teknedekiler. Yok yok öyle mal gibi bakın ya. Herkes 1.90 anasını satayım. Müzisyenin yanına oturtur. Müzisyenin yanına oturtuyor. Ha bu ilk şey mi? Aztek doğumu mu? Oturarak mı? Fark etmez. Yere otursun orada. Yere otur abla. Yolunun üstüne otur. Bir yere otursun. Çok heyecanlıyım şu an. 9 doğuruyorum. Alo. Efendim. Aa yenge merhaba. Nurettin abi yok mu? Nurettin abi kim? Aa ya, benim arabayı satacaktı da haber var mı diye ben. Arkadaşım kimi aradın? Ben Nurettin abi aradım. Niye? Vekalet verdim de arabayı satacak. Arkadaşım senin de araban mı var? Yok işte düşün nasıl bir kumpas dönüyor burada. Ben arkadaşım Emen'i arasana. Kimi? Emen'i. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Efendim. Alo. Ebeni arıyorum. Alo. Alo. O çok ince kimse anlamaz. Sen benim dediğimi ara. Kendime yaptım. Alo. Efendim. Hanımefendi telefon üstünden kalkın. Efendim. Ha bu normal sesiniz mi? Pardon. Ya çok özür diliyorum. Ben kimle görüşüyorum? Ben senin ebenim. Ya arkadaşlar çok acayip şeyler söylüyorlar size ilgili ya. Beni delirtiyor. Alo. Efendim. Merhabalar. Sen kimsin? Şefika abla. Efendim. Hakikaten denkmişti ya. Şefika mı isminiz? Evet. Lan nasıl bir kısmet ya. Sen ne? Kimsin? Nasıl ben kimim ya? Tarif et bana hangisisin? Ben şey vakumla doğan. Kel miydin sen? Her zaman mı? Senin tepen biraz açık mı? Bazılarımızın tepesi işte. Tamam hatırladım. Ben eyvah. Seni oradan çektim. Saçların elimde kalmıştı. Sağ ol. İyi ki oraya denk getirmişsin. Sağ ol. Ablacığım şu an ben bir seferdeyim. Yolcularımızdan birisi. Yolcu. Evet. Yolcularımızdan bir hanımefendi doğurmak üzere. Çok gerginim. Ben de tam konuya vakıf değilim. Sadece bir iki sezeryanım var. Tamam git yanına tarif edeyim. Ama işte bıçak körleşti artık. Ne yapacağım? Arkadaşım git yanına tarif edeyim diyor kadın. Evet Şefik abla. Evet kızla konuşabiliyor musun? Merhaba tatlım nasılsın? Ne yapıyorsun bekar mısın? Ha bu şey değil mi? Doğru ya pardon doğuran sensin değil mi? Özür diliyorum. Evet konuşalım şu an kendisi sırt üstü yatırdık. Tamam önce bu... sor bakalım göbek adını Şefika koyacak mı? Göbek adını Şefika koyacak mısın? Hayır diyor. O zaman olmaz. Hadi görüşürüz eyvallah sağ ol abla. Arkadaşım. Efendim. İkna et kızı. Ya kızı nasıl ikna edeyim? Koca kız ya kızı ben nasıl ikna edeyim ya? Ablacığım adını Şefika koymasan ayvayı yedik burada gerçekten. Buradan oraya çarptırarak doğurursun söyleyeyim tek başına. Evet hızlı. Evet hızlı doğurursun. Böyle öyle vurursun geri gelir vallahi. Yani söyleyeyim. Hızlı. Hız daha hızlı vurursun evet. Buradan gider. Operasyonu başlat ablacığım bağırsana. Operasyonu başlatıyorum. Yat artık ben karnına bastıracağım çıkacağım. Yani artık yapacak bir şey yok. Gel abla doğurdun mu? Aranızda doğum yaptırmayı bilen var mı? Ha, bu şey anasını satayım. Sanki bakır parlatmayı bilen var mı? Ne diyor? Aranızda doğum yaptırmayı bilen var mı? Şefika abla kapa bana çok yazıyor ya. Kapa kapa. 500 kişinin içinde bir kişi doğum yaptırmayı bilmiyor mu? Yok. Hepsi doğmayı bilir ama. En önden böyle görmüş geçirmiş bir abla al yanına. Görmüş geçirmiş? Evet. Yüzüne bakınca belli olur. Yok yok öyle önünüze bakmayın. Yok yok. Ben burada neler gördüm. Tamam en öndeki hanımefendiyi çağır. Eşi yanında. Ağzımı burnumu kırar abi. Eşinden rica edin. Eşinden? Evet. Rica edin. Hanımefendi. Niye hanımefendiden rica edeyim? Modern bir ülke ya. Sonra tamam. Evde hallederler aranızda bir problemi. Ya 3 dakikanızı alacağız. Çok üzülüyorum siz. Çocuğunuz var mı? Çok mu komik bir çocuk? Ha bunlar mı? Oo tamam hazır doğmuşu var ya. Hiç uğraşmayalım. Doğmuşu var. Arkadaşım. Ablacığım siz yatın yere hamilesiniz. Kim? Ha bu hanımefendi evet. Hanımefendiyi al. Aman. O da yan gemideymiş. İsmini ona
Leyla. Leyla Hanım çok yorgun. Leyla Hanım yan yorgun. Gemiden ha, senin ha. Gemiye zıplamış. Buyurun. Leyla Hanım yan gemidesiniz. Yan gemiden yanaştınız. Yan gemi bu küçük tekne. Tamam. Leyla Hanım yanaştı. Bağır oradan de ki siz doğum yaptırmayı biliyor musunuz? Ha? Efendim merhabalar. Merhabalar. Uzaktan komik gözüküyoruz tabii. Efendim acil bir durum söz konusu. Genç bir hanımefendi var. Doğum yapacak. Benim de bu konuyla ilgili bilgim yok. Ben evlendirebiliyorum. Öcükle böcükle ahtapotla falan uğraşıyorum. Köpek balığıyla konuşuyorum ama doğum olayına bakamıyorum ya. Tamam. Kızı biraz daha geriye al. Leyla Hanım yönlendirin. Siz oturun Leyla Hanım. Leyla Hanım siz buyurun oturun. Oradan yönlendirin. Böyle karnından bastıracaksınız. Tamam. Ha ha ben mi? Bir yandan da ıkınacak. Başkası doğurunca komik oluyor tabii. Hocam. Manita abi erkek arkadaş. Yok, çünkü yürüyerek gideceğim eve. Babanız mı var? Efendim Allah tamamına erdirsin. Arkadaşım. Gerçekten de inşallah vatana hayırlı. Arkadaşım babası çocuğu olsun istemez mi? Torun olsun istemez mi? Otur oraya Leyla Hanım'ı dinle. Adamı hasta etme çabuk ol. Hangi adam? Babası şu an hasta oluyor zaten. Arkadaşım otur oraya. Antibiyotiği benim onun. Evet. Buyurun Leyla Hanım çabuk buyurun lütfen. Derin derin nefes al kardeşim. Siz de oradan bastırın. Midesinden doğru. Yardım et sen de kızım. Evet kızım hiç kıpırdamıyorsun ya. Biraz böyle yat dur anasını be o çıksın. Ben nasıl yapayım bunu ya? Arkadaşım öyle değil Leyla Hanım şuna tarif edin. Evet. Burayı mı? Bir yandan bastırın. Bir yandan da o da ıkınsın. Ben üstten bastırayım o da yandan ıkınsın. Dünyada bir ilk olacak. Dur bakalım. Nereden çıkar bilmiyoruz. Ama sağlıklı olacak kesin. Hayırlısı. Allah'tan ilk kesin. Biraz da haylaz bir çocuk. Evet. Hız ya yaramaz. Evet. Hız hınzır. Bunun ismi... Arkadaşım Leyla Hanım'ın gösterdiği gibi bastırsana. Şimdi efendim durum hassas. Bilmeyen adam bastıramaz. Çünkü plazenta oldu sana 33 santim. Akciğerler yeni açıldı. Şu an kalp sola yattı. Mide bu tarafa geldi. Dalaklar, böbrek anladın? Nereye bastırıyorsun bilmeden? Çocuk sen kurtarım. Oradayken hatırlıyor musun olayı? Ben her şeyi bilirim. Tamam yap o zaman. O zaman dalağı alıyorum. Zaten arkadaşım ellerini baş parmağınla işaret parmağını en gergin şekilde aç bakayım karış yap. Evet iki baş parmakları birleştir. Evet kızım mideden aşağı doğru bastır sıyırttır. Bu da dünden razı. Leyla Hanım siz de kızı yönlendirin. Evet arkadaşım sen de yardım et kaptana. Nasıl yardım etsin kalksın kendin bastırsın. Sen bir yandan ıkın o da ellerinden aşağıya doğru itsin. 3, 2, 1 ıkın. Ikın. Kız bayılacak birazdan. Harbiden nefesini tutuyor. Hadi bir çocuk ağlama sesi gelsin. Değil mi? Hemen teybe koyayım bir tane. Ne yapıyorsun? Çocuk ağlama sesini ayarlıyorum. Arkadaşım sen önce bir çocuğu çıkar. Doğsun artık. Ben niye çıkarayım ya? Ya benim günahım nedir? Ben... Arkadaşım yapın şunu. Kızım ölsene. Bağırın ayağından çağırsana. Ha bebeğin ayağından tut. Pardon çok özür diliyorum. Ben kadını nasıl kaldırayım dedim ben de çünkü. Evet. Ağzına mı çıkacak? Evet. Bastırdın. Ne oldu şimdi Leyla Hanım bastırınca? Hep gazı varmış. Aşağıya hep burada kepaze olduk ya. Bebek yola girdi. Bebek yola girdi. Ha işte böyle. Ha, birazcık büyüklerine saygılı ol ya. Ya sonra ne oldu Leyla Hanım? Nedir? Bebek yola girdi. Ne oldu işte. Bir... Buyur. Bir viyaklama sesi duyduk. Ayağından bebeği yakalayın çıkarın. Evet bir yaklama sesi ver seyirci. Sen tam seyirci bir yaklama sesi verdiğinde ayağından yakala çıkar ki ver. Nefes alsın. Evet. Tamam. Evet.
Prodüksiyon bir bebek getirin. Hatta yapabiliyorsanız yapın orada. Seyirci her şeyi ilk elden görsün. O ne be? Vallahi çok kafa kız ya. Arkadaşım. Maşallah. Arkadaşım. Siz koyma önce kafa. Ayağından çekeceksin. Ayağı yok, koymamışlar. Arkadaşım varmış gibi. Koy onu kızın yanına. Evet. Şimdi ıkındın, bastırdın, yola girdi. Ayakları gördün. Söyle ayakları gördüm de. Yolcular sevinin. Yolculara söyle ayakları gördüm de. Sanki ayakları gördüm. Aa, yok görmemişim. Ya. Arkadaşım yandan, görmüşsün. Yandan çok bastırınca ayak içeride kaldı herhalde. Olsun bir süre buna takılın. Beğenirseniz ayakları da yollarız biz ya. Arkadaşım. Onu kızın yanına koy. Bu birincisi. Arkadaşım. Öbür yanına koy. Pardon. Görünmesin. Görünmesin. Bu nasıl görünmesin? Kafa yan koy. Şimdi de ki ter içindesin. Arkadan birileri senin terini alsın. Ter içindesin. Bir baby doll bir şey getir. He? Sen ter içindesin. Ben ter içindeyim. Arkadan soyunayım. Terini alıyorlar. Ben? Kızlar, kızlar terini alın. Sırf ve onlara bilgi ver. De ki şu an ayakları göründü. Birazdan çocuğu alabilirim. Şu an ayakları göründü. Ya çocuğun ayakları. Evet. Şu an ayakları göründü. Birazdan alabileceğimi hissediyorum. Ayaklarını alacağım sadece. Hayır çocuğu alacaksın. Hayır alkış çocuğu alacağım yoksun. Da. Beni bir dinleyin Allah aşkına ya. Zaten evet, kader içinde gör kaldım. Ayakları. Efendim? Gör ayağını. Kadına da söyle de ki merak etme geldi. Ha, ne tarz bir ayak? Nasıl bir ayak bunlar ya? Arkadaşım kadına telkin et. Merak etme geldi. Ya, normal, bitti normal, falan. Normal. Dörde kadar ayak normal. Dörtten sonrası saçma. Bunlar seni germesin hiç. Lütfen. Lütfen. Olacağı varmış. Allah'tan. Her şey Allah'tan yani. Demek ki fazla mı? Sütümü fazla yüklendin. Ne yaptın? Yedek ayağı da var. En azından istepnesi var yani. Niye böyle şey yapıyorsun ya? Neticede evlat yani. Ne arkadaşım koşarsın falan. Ne yapıyorsun sen? Bir telkin ediyorum. İlla bir uzuv mu lazım? Prodüksiyon ya. Varsa bir uzuv gönderin. Uzuv uzuv diye konuşalım istiyorum. Evet. Evet. Bak eli de geldi. Eşinizle birkaç defa bir araya geldiniz herhalde. Parça 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 geliyor bunlar. Arkadaşım kız biraz, desene yeter biraz, artık şu işi bitirin de. Biraz bekleyelim kalçaya ne zaman bakalım. Hanımefendi desene yeter artık şu işi bitirin. Yeter artık bitir şu işi. Dur dur eli kulağında. Arkadaşım koy şu eli kenara. Koy yanına. Evet. Elini gördüm de. Elini gördüm. Bravo. Bravo kız elinden vallahi çek ya. Leyla Hanım söyleyin çeksin. Tamam çek elinden oradan. Elindense ters dönmüş demek ki riskli ters olabilir. Geldi, ters geldi, ters olsun. Ters mi geldi? Çek artık kızcağızı kurtar. Kurtar öyle kızcağızı. El de yetiyor size yani. Hayırlısı ya. Sonra çek bak şunu! Evet al eline, elinle şey çocuğu. Vur poposuna şapla. Öyle değil. Onun yok ki ben ne yapayım? Varmış gibi. Çocuk yıpranmasın arkadaşım, bu yaşta. Arkadaşım varmış gibi. Evet. Ha ben onu. Vur şapla. Ağladı mı? Ağladı. Bir daha vur. İnge! İnge! Tamam. Alkışlayın. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Maşallah. Maşallah. Tebrik ben ediyorum. Ben çocuğu kızın kucağına. Hadi her şeyi dahil. Çok tatlı. Baş aşağı biraz ama olsun. Olsun. O senin yavrun. Kaldır kızı ayağa. Bir ileri bir geri yürüt düzelsin. Düzeldi mi Leyla Hanım? Böyle düzelir mi? Güzeldi. Bir şey olmaz. Biraz sonra kendine. Normal doğum olduğu için toplar. Normal doğum yaptığı için bir şey olmaz. Tabii tabii. Sezen'e uzak mı tamam, olmasın? Teşekkür et Leyla Hanım'a. Çok teşekkür. Yorduk efendim. Evet. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Ve o sırada tekne... Abi, size vereceğiz. Leyla Hanım artık sahne insanı. Normal koltuğa alışamayabilir bu sanatçı koltuğu. Arkadaşım. Ve bir de baktın ki tekne nereye gelmiş? Nereye gelmiş? Vurmuş. Bostancı sahiline gelmiş. Anneğim. Hemen yanaştır. Evet yanaştık çarptık kıyıya. Yolcular sallanın. Evet. Gemide kaptana hepiniz teşekkür edin. Yerlerinize geçin. Teşekkür ederek inin. Hocam kusura bakma vallahi maceralı oldu. Ha, dümenin üstünden yürü bravo. Dümenin üstünden. Evet hızlı. Dümene bastı ya. Fark etmez. Hocam teşekkür ediyoruz vallahi. Yenge sağ ol vallahi çok. Eyvallah abicim çok teşekkür. Sağ ol. Çok teşekkür. Eyvallah sağ ol.
çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Vay be, yoruldun değil mi? Çok yoruldum ya. Ama ekmek parası böyle bir şey. Ya, alın terinle kazandın. Tabii tabii tabii. Ne maceralar ne maceralar. Ne macera hiç anlamadım yani. Konuşuruz. Aşağı iniyorum ben. Arkadaşım gelsin. Ne dedin mikrofona? O artık korkuyor benden. Uzaktan bile şey yapıyor yani. Tuvalette bir sorun mu var? Var. Ne sorun var? Bilmiyorum. Var olduğunu nereden biliyorsun? Var dediler. Kim dedi? Onlar. O kim? Bilmem ki. Nasıl bir dünya? Beni manyak mı etmek istiyorsun? Hala çabalıyoruz yani. Arkadaşım. Karşıdan görünce normal değil miyim? Tam göremediğim için. Bakınca normal değil miyim? Size bakmamışlar işte. Problem ondan kaynaklanıyor. Arkadaşım sen gözümle bana bak. Ben gözümle. Evet. Tamam. Normal miyim değil miyim? Çok tatlısınız. Onu sormadım. Normal miyim? Normal. Normal ne demek? Şimdi o kişiye göre değişir. Göreceli bir şey. Yani mesela sizin ananız için siz normalsiniz. Benim anam da hep sizi örnek gösterdi. Aman evladım bu tarz olma falan dedi. Zamanında. İşte bu değişir. Buna normal denir. Kime göre kimin normal olduğunu kim bilir? Yani işte şimdi bak oğlum bu çek böyle sündür gider bu konu böyle yani. Çağır çocuğu. Evlat. Müzisyen arkadaşım geldi. Müzisyen arkadaşım gel. Kimsin? Efendim? Kimsin? Sen kimsin be? Arkadaşım. Ben bir şeye başladık sandım. Pardon. Hemen kimsin? Hemen role giriyorum çünkü ben. Bilmiyorum ben. Türk mucidi miyim? Yıl kaç? Gel şakacı gel. Bu değil. Değil. Yıl kaç? 2010. Üstüne başına bak yılı söyle. 2010. Değil. Ha, seyirci değil. Bunun yılı kaç? Hala giyen var ya. 65. En son abiye bırakıyorum. Yıl 1970. Git o günlere. Düşün. Ne görüyorsun? Böyle erotizm. Arkadaşım. Daha video çıkmamış. İşte düşün, ön hazırlıkları yapılıyor. Çekilirse ne yaparız? Arkadaşım sapıklığı unut. Ya öyle bir şey yok ki bu bir... Kaynaşma biçimi ya. Al mikrofonu arkaya bir yere. Ama kamera çıkmamış daha değil mi? Bunu arkaya bir yere. Evdesin. 1970 hisset. Daha küçük müyüm? Saçını biraz dağıt. Geç aynanın karşısına 1970 saçı yap. O sırada seyirciler arasından güzel bir bayan gelir. Sen nasıl bir delisin ya? Ya bunu Beyoğlu Belediyesi mi yolladı? Evet ablacığım, rock'n'roll olarak geliyorsunuz. Rock'n'roll olarak geliyorsun ama. İsminiz ne? Beste. Beste olmaz, oyun bölümdeydi. Beste kadrolu biri ya. Senin sigortan var mı lan? Bana yapmadılar çünkü. Ödeme de yapmıyorlar. O yüzden sordum yani. Rock'n'roll, rock'n'roll bilmem ne. Her şeyi istiyor ama... Geri zekalı, aynanın önündesin. Rock'n'roll'sun, çok neşelisin. Rock'n'roll'um. Ver müziği. O sırada aşağıdan 70 ismi söyle bir tane. 1970. 1970 ismi mi söyleyelim? Evet. Ne demek o ya? Müjgan gelir. Evet Müjgan, rock'n'roll olarak gel. Apartmanın önünde dur. Ya şu rock'n'roll olarak gelden vazgeçsek? Rock'n'roll olarak gel. Apartmanın önünde dur. Ver müziği. Hepiniz neşelisiniz. Tamam dur orada. Senin ismin ne arkadaşım? Manyak. Şemsettin. Senin ismin Şemsettin. Şemsettin. 70'lerin ismi güzel. Evet. Aynen karşısındasın. Ve Müjgan aşağıdan bağırıyorsun. Şemsettin. Şemsettin. Rock'n'roll olan ikiniz de. Çabuk. Şemsettin. Şemsettin.
Şemsettin. Bir daha bağır. Duymuyorum, hey. Burada kulağım yok. Bu önden bağır. Ben ne yapayım? Şu an rock'n'roll'um. Evet. Bağır bir daha. Şemsettin. Ne? Hey. Ne? Şemsettin. Ne? Arkadaşım duydun, camın önüne gel, balkona çık. Ha. Ne yapıyorsun, balkona çık. Şeymiş kız ya. Kız aşağıda. Ha, ne yaptın? Ne yaptım? Rock'n'roll'sunuz. Hey Müjgan, hey. Falan diye karşıda. Hey Müjgan, ne ayaksın? Sırf ayağını görüyorum ben ya. Sen bizim aşağı bak, iş... kızı gör. Hey Müjgan, ne ayaksın falan de. Evet Müjgan, sen de yukarı bak, konuş. Daha o zamanlarda tabii doğum kontrolü yok. Evet. Olan olmuş, ne yapalım, uğraşacağız tabii. Konuşsana kızla. Müjgan neredesin? Buradayım Şemsettin. Olsun, bu yarım bile hoşuma gidiyor vallahi. Ben kızı görmüyorum ya. Görüyorsun arkadaşım, ha? Görüyorsun. Ya görüyorum. Görüyorsun. Evet. Saçlarını ne yapmışsın Müjgan falan? Müjgan saçlarını ne yapmışsın ya? Güzel olmamış mı Şemsettin? Çok güzel de bu 70'lerde kellik moda. Şekilde bana yarasın. Arkadaşım. Evet. Hey, kamp kurmaya gidelim mi de Müjgan? Şemsettin, kamp kurmaya gidelim mi? Tamam Müjgan, gidelim. Nerede? Nerede? Ormanda. Ormanda. Bu deli mi ya? Ev boş, kamp kuralım mı diyor ya? Evde ne yapacaksın? İşte anneme yardım edelim. Limon, işte ne bileyim, kekmek yaparız. Okuyorum. Arkadaşım, efendim. Kız sana ne dediyse o yöne doğru ilerle. Evet, söyle. Ormana gidelim de. Şemsettin ormanda. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşım geliyorum de. O yeni öyle ilerlediniz. Arabayla onu... gidelim de. Ha o zaman arabayla gidelim Müjü. Tamam onu. Annenden benim pantolon birazdan patlayacak ha. Annenden arabanın anahtarlarını al. Annenden arabanın anahtarlarını al. Sen alacaksın. Lan doğru konuş sen de. Terbiyesiz. Gerizekalı Şemsettin. Sen kendi annenden isteyeceksin. Ha ben mi isteyeceğim? Evet. Tamam Müjü, ben alıp geliyorum. Tamam, dön annene. Tamam, sen orada manyakça hareketler yapmaya devam et. Anne şu arabanın anahtarlarını versene. Olmaz, baban kızar. Ağzını burnunu kıracağım, içinizle vallahi parçalayacağım ha. 70'lerdeyiz, gençlik çok çalkan. Ver şu anahtarları. Hadi. Babana söylerim. Akşam sana 70'leri gösterir. Nerede? Anahtar nerede? Her vallahi... zamanki gibi babamın şarapçanın içine mi koydunuz? He? Girdi madem, biliyorsun, al git. Allah tamam. Seni kahretsin. Eyvallah. Anne bedduası aldın, çok kötü bir şey. Olsun, yanımda bulunsun. Hadi görüşürük. Prodüksiyon, hemen araba yap. Nasıl bir prodüksiyon o ya? Bana prodüksiyon, üç yıldır, yıldır çay getiremediler ya. Arkadaşım sen işine bak, in merdivenlerden. Ne yaptın Hücüm? Rock'n'roll selamlaşması yapar. Rock'n'roll selamlaşması. Ağzımın ortasına vur bir tane. Bilmiyorum ki ben ya. Rock'n'roll selamlaşması yapın. O ne? Ya bu deli, vallahi deli. Ne bu, yıllarda belediye dağıtıyor mu böyle, kimyasal bir şey mi dağıtıyor? Arkadaşım, o yıllarda rock'n'rollcular nasıl selamlaşırlar? Ne bileyim ben, o yıllarda ben bu kadardım ya. Olsun, bir şey uydurun aranızda. Hoş bir şey değil, bizimkiler de rock'n'roll, aha ben yani. Merhaba, hadi ormana geldik. Hayır. Gelmedi. İşte arabam, binin. Ha işte çay bahçesi gibi bu ya. Ne bu? Arkadaşım arabayı göstersene şeye. Araba şeye. İşte nasıl 70'lerin bindir. Arabası. Bindir. Bindir. Ben çarpayım mı? Kafadan mı çarpayım? Arkadaşım kapısını açıp kızı bindirsene. Rock'n'roll. Kızı bindir. Ver müziği, hiç susmasın rock'n'roll. Gel tatlım. Ha kapıdan gir öyle. Nasılydı? Gitmiyor. Gitmez ya. Ben izin almadık ki de. Arkadaşım, biz ikimiz gitmeyelim. Yanımıza bir arkadaşımız daha alalım deyin. Ha, biz ikimiz gitmeyelim. Yanımıza bir kişi daha alalım ya. O zaman her şey imkansız olur zaten. Ha, ne güzel olur ya. Alalım, sor. Kimleri alalım? Annenler, teyzenler falan gelsin. Hayır. Mi? Gıcık Osman'la sevgilisini alalım deyin. Gıcık Osman'la sevgilisini alalım mı? Çok gıcık. Tamam, süper. Onları alalım o zaman. Evet, Gıcık Osman'ın evine doğru ilerleyin. Bir Gıcık Osman'la sevgilisi gelsin. Oo, Gıcık Osman. Karısı ve sevgilisi geliyorlar. Nasıl bir dümen bu? Ben anlamadım ki. Bir sandalye daha vereyim. Onu bagaja alın. Bagaja mı? Gelin, rock'n'roll bir şekilde gelin. Karşılaşın, sevinin, arabaya binin. Ne yaptınız? Ha, çak. Ama arabaya vurdun hep ya.
Ne yaptınız Osfrik? Geldik işte, bekledik seni. Çok açıklayıcı oldu, sağ ol ya. Nasıl olsunuz hepiniz? Ben niye ayaktayım ya? Hoş geldiniz oğlum. Benzincidesin. Ha, ben vurdum o zaman pompaya. Bayağı hareket ettim çünkü. Benzincidesin. Hüseyin arkadaşım pompacı ol. Buyurun. Rica ederim, siz buyurun siz. Grand tuvalet giymişsiniz ya. Al ona tarafta. Buyur kardeşim. Ha, hocam yapma. Benzin alacağız ya. Normal benzin. Daha çünkü kurşunsuz falan hep yalan bu yıllarda. Evet. Kapağı açın. Açalım. Ha, araba şey olarak. Aa, bu modellerde depo kapağı yok ya. Gel hocam gel. Sen de in aşağı. Silecek suyunu tamamla. Camları sil. Ha, iki dakika vaktim var. Silecekle bu arada arabada ya. Müzik son ses. Rock'n'rollsunuz hepiniz. Ama ben duymuyorum dışarıdan. Nasıl bir yalıtım varsa müthiş. Yabancı ya araba. Arabadakiler siz pompacıyla dalga geçin. Nasıl gidiyor? Bir şey lazım mı? Yiyecek falan bir şey alalım mı? Pompacıyla dalga geçin. Sen de. Ya çok güzel. 100 liralık benzin alana bir tane sandalye veriyorlar. Müthiş kampanya. Destek, bir dakika dinleyin. Arabadakiler, beni dinleyin. Adama gülmeyin. Siz oyuncusunuz orada. He. Sen de adam ol. Rock'n'rollsunuz hepiniz. Bir dakika durmayın. Pompacı hem müzik çalıyor rock'n'roll, hem benzin koyuyor. Pompacıyla alay edin. 3, 2, 1 buyurun. Nasıl benzin koyuyor? Çok saçma. Dalga geç, gel arabanın yan kapısına. Sen de pompacı mısın be? Şimdi gösterecek, rezil olacağız ha yani. Adam yapılı da çünkü. Bence hiç uğraşmıyor. Sana bahşiş vereyim mi de? Sana bahşiş hocam, olay sakat yere gidecek bak. Sana bahşiş vereyim mi? Sana bahşiş vereyim mi? Kestik. Yoksa sen zorla çalır mısın? 1 milyarlık koydun benzine. 2 saattir dolduruyorsun. Tamam, bağla. Evet. Şimdi git yanına, parasını ver. Bir de bahşiş çakayım mı de? Siz rock'n'rollsunuz. Merhaba. Şunu al, teşekkür ediyoruz hocam. Bahşiş de vereyim mi yoksa sen zorla alır mısın? Bahşiş de vereyim mi de? Göster bahşişi, bahşiş geri çek. Bahşiş de vereyim mi? Verirken geri çek. Hadi görüşürüz, sağ ol. Pompacı çok sinirlen. Hayırlı pompalar. Yok, neydi? Hadi bakalım. Binin, evet. Evet, sor bakalım. Şurası nasıl? Burası nasıl? Şurası nasıl? Burası nasıl? Orası nasıl? Çabuk bak, takip et beni. Burası nasıl? Çok güzel. Orası da iyi. Her yer iyi ya. Çok güzel buralar. Hava karardı. Hava karardı. Dönelim mi? Hayır. Gece oldu. Gece kalacaksınız. Ha, ne olacağız? Gece kalacaksınız. Gece kalacağız. Evet. Buralardan bir yerden alalım olur mu? Çok meşhur. Gece kalalım buralardan. Buranın geceyi meşhur. Gece kalacaksınız. Tamam, gece kalacağız. Herkes gece. Birer gecek ister mi? Tamam. Gece kalacaksınız. Tamam. Gece virgül kalacaksınız. Ha. Ormanda. Manyaksınız. Hı hı. Evet, durun orada. Burası iyiymiş değil. Çok iyiymiş burası be. Evet, al prodüksiyon arabayı. Ne? Prodüksiyon arabayı al, hemen kamp kurmaya başlayın. Biz içindeyken mi? İnin. Hadi abi in çabuk çabuk. Kamp kurmamız lazım. Gece olmadan kamp kurmamız lazım. Çok çabuk. Osman yardım et şeye. Şemsettin'e. Kızlar yardım edin. Çadırın ipini gerin. Evet arkadaşım, çadır... tarif et, çadır kurdur. Şey, sen orada ipi tut bacım. Bu şekil getir. Buradaki dala, sen de oradaki dala bağla. Bunun üstüne de işte ne kadar iç çamaşırı varsa atacağız artık. Kapadığı kadar. Hayırlısı ya. Macera evet, bizi bekliyor. Ateş yakmanız lazım. Ateş. Nasıl yakacaksınız? Aa, araba gitmeseydi arabayı yakardık işte. Ateş çakın. Ateş yakalım. Sen eski bir kampçısın. Ben eski kampçıyım. Rock'n'roll olun. Gel buraya Osman. Gel gel. Sürttürerek ateş yapacağız. Ne yapacağız abi? Kampçıyla ne ilgisi var bunun? Yani çakmaya da dönüşte ya. Ya çok saçma, ben anlamadım. Öyle gelin. Ablacığım sen bir iki tane odun topla. Sen toplama, eteğin var. Sen dur. Sen odunlara bakarsın sonra. Pantolon abla, sen odun topla. Seni çok yorduk ama. 88'i miydin? He, sen topla. Çabuk topla. Çakmağın var mı Osman? Ver bakayım. Niye ya? Çok sağlık zararı. Çakmak ne taşıyorsun sen bakayım? Nasıl bilmiyorum. İçine konuş, içine konuş. Sonra bize yazar yollarsın ya. Bitirdin mi ablacığım? Osman, dün gece bir şeyler içtiniz mi barda? Dün gece barda bir şeyler içtiniz mi? Yok, dün gece... Hadi be, şunu güzel rahat yakardık, alkol varsa. Tutuştu ama yanmıyor. Herkesi topla, beraber üfleyin. Tutuştu ama yanmıyor. Yandı ama tutuştu. Hep beraber üfleyin. Tıs,
Tıs sensin tıs. Elinizde de yerleyin. Hakikaten kim yaptı ya? Hocam ateş yakıyoruz. Allah muhafaza ya. Açık alanda yani. Şimdi aranızdan birisi bir korku hikayesi anlatsın. Bir gün bir tane yönetmenle çalışıyorum. Arkadaşım öyle değil. Ya bizim oralardan bir tane hikaye var. Çok acayip. Böyle hikaye... Bana mesaj geldi ya. Arkadaşım o sırada bir kuş geçti. Yırtıcı. Cep ankesörlüsü. Dur. Yırtıcı bir kuş geçti. Kızlar tırsın. Bu ses neydi? Galiba pantolon gidiyor artık. Ya. Yavaş yavaş dikiş tek tek atıyor da onun sesi o. Ne bileyim her şeyi de bana soruyor. Ben orman bakanı mıyım ya? Ne bileyim her şeyi ya? Bu ses ne? O böcek kim? Ne bileyim ben ya? Ayı olabilir. Bence ayının değil, daniskası bu zaten. Yani bu saatte böyle şaka yapılır mı? Fik 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 ya. Bu ne saçma bir şey ya? Arkadaş sen anlatıyorsun o sırada. Ha, herkes tırsıyor. Sonra... Ya Allah'ım ödüm patladı. Aman tutuştum ya. Nasıl seçeyim? Kızlar sırsın. Yanınız Şemsettin'e, yanınız Osman'a sarılın. Ortada kalan kendine sarılsın. Herkesin sağ... Ya çok enteresan. Şimdi gittik arkadaşlar... Kız sarıldıkça sen daha korkunç anlat. Bizle kim konuşuyor lan böyle ormanda? Boşver bundan sonra hiç dinlemeyin. Ormandayız. Çok enteresandır. Tekirdağ'dayız. Yine böyle kampa gittik. Affedersin. Kamp yerinde böyle karanlık maranlık falan. Ondan sonra kızlar mızlar tabii rahat bırakmıyorlar beni. Ben de çıplağım. Neden bilmiyorum. Ormanda... Orada çıplaklar kampı varmış meğer. O sırada bir kurt geldi. O sırada böyle bana böyle bir kurt geldi. Tamam ulan dedim. Karşına bir kurt geldi. Bu kız dedim acaba benden hoşlanıyor mu? Arkadaşım bir karşıma bir kurt geldi. Karşıma düştü kurt. Meğer kızın kurduymuş o. Arkadaşım İki çakal adım... kurt geldi. Efendim? Çakal kurt geldi. Ha çakal kurt deniyormuş buna tıpta. Arkadaşım. Kızcağız tutamamış artık. Tilki geldi tilki. Ha bir tilki geldi böyle. Karşıdan dişlerinden salyalar akarak bize baktı. Dişlerinden akıyor ağzı kuru ama. Dişi nedense salya üretiyor. İnanılır gibi bir hayvan değil. Demek ki metabolizmada bir bozukluk var. Ağzı kupkulu dişten salya akıyor. Cenab-ı Rabbül Alem dedim. Bana... Bana guk guk dedi. Söyle bana guk guk dedi. Evet kendini baykuş sanıyor salon. Ah dedim ben anladım zaten bir sakatlık olur. Hemen aldık arabayı attık götürdük veterinere. Arkasından bir de ne göreyim? Arkasından bir baktım ay böyle nasıl yere evet, olmuş. Ay. Efendim? Hop 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 hop. Arkasından ne geldi? Sizin ikamet Darıca'da mı ya? Ya bunu ne kadar iyi biliyorsunuz böyle. Arkasından ayı geldi. Arkasından ayı geldi. Meğer o ay onlara özelmiş. Hep böyle her yerden fırlıyorlar. O aymış ve onun ayı geldi. Tırsın sarılın alana. Tırsın sen ben de kamyon. Ne saçma bir şey. Tırsın. Ay falan değil. Ya dur dur korkacak bir şey yok. Şimdi biz sanıyoruz ki bunlar ama kurt çıktı, öcük çıktı, ayı çıktı, böcek. Meğer olay daha başlamamış. Olay daha. Allah'ım yarabbim. Ormanın ilerledik böyle ormanın içine dedik ki daha sakin bir yeri bulalım falan. Lan bir ilerledik bir piyanist çıkmaz mı? Manyak gibi kestik. Piyanisti o sırada, kestik. O sırada kız senden etkilendi sen bunu fark ettin. Hangisi? İkisi. Ha, şey Müjgan. Öteki de etkilendi. Olmaz ayıp. Niye onun kimsesi yok? Öyle mi? Evet. Sen yok senin. Aa balım. Sonra... Hocam ben bu ormandan çıkamam. Bence benim hikayemi anlatayım çok korkunç çünkü. Sen şimdi iki kız birbirine girmesin diye uzaklaş oradan biraz. Çişim geldi falan de. O kızlar kendi aralarında olayı çözsünler. Sonra sen aradan birer birer al onları. Ne kadar zarif bir hikaye. Çok tatlısınız. Evet. Benim çişim geldi. Bunu mu diyeceğim sana? Evet. Böyle saçma bir şey ya. Tam hikaye anlatırken siz çok korktunuz. Benim de çişim geldi. Bir tuvalet yeri ayarlayayım. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Söyle. Ya tamam ben sizi daha fazla korkutmak istemiyorum. İki dakika oturun. Ben şu arabaya gideyim de su almıştık ya. Biraz su getireyim. Ama susadım. Ama çok korkarız. Sen gitme. O zaman sen de gel balım. Hayır. Ya onlar dursunlar. Bizim yüzüme güldü ya. Dursunlar onlar. Çok ağır taşıyamam. Tek başına gitmen lazım. Allah beni kahretsin. İnşallah araba kaysın üstünde gelsin. Gitmeyeyim mi ben ya? Hayır. Ya bunlar beni susuz getirir ya. Müzisyen arkadaşıma bir maske verin. Niye? Böyle tatlıydı o ya. Pompacı sana giderken bir hareket yaptı hatırlıyor musun onu? Kolpacı mı? Pompacı. Ha.
Yok, hiç hatırlamıyorum. Dalga geçtin. Ne dedi sana? Hiç, konuşmuyor ki, ne dedi? Sen görürsün dedi. Şimdi gördüm. Git sen su almaya da göreceksin. Hay Allah'ım. İki dakika. Hemen çabuk geliyorum. Gelin. Hemen geliyorum. Suyu alıp geliyorum. Pantolon patlamazsa bir de dikiş iplik alayım da. Sen Osman kızı al. Gel sana bir şey göstereceğim de ormanın içine doğru götür. Siz de kendi aranızda dağılın. Su yok. Arabayı götürmüşler. Arkadaşım. Geç arkaya. Not bırakmışlar. Prodüksiyon. Korkacak bir şey yok. Biz götürdük diye. Araba kiralamış. Prodüksiyon maskeyi verin. Su almaya gitmiyor muyum? Kolunu verin. Korkunç bir şeyler verin. Müzisyen arkadaşım tak maskeyi. Katilsin sen. Tam su getirirken ağacın arkasından bir de ne çıkar? Başka bir kız. Hayır. Tam su getirirken çık müzisyen arkadaşım önüne. Kızın üstüne basıyordun ya. Ya ormanda biraz dikkat edelim lütfen ya. Kancayı da getirin. He? Sen oralarını duyma. En azından bidonu bırakayım mı? Eşek ölüsü gibi bu. Tam sen suyu almış gelirken bir türkü tutturmuşsun, geliyorsun ormanda karanlıkta. Ve çok neşelisin. Her zaman neşelilerin başına bir şey gelir. O zaman üzgün geleyim ben o ya. O kadar neşelisin ki. Rock'n'roll. Anam, babam, kardeşim, neşeyim, geliyorsun. Ya canım benim, her şeyim. Ne yaptılar lan sana? Gördün. Müdür ne oldu sana ya? Allah'ın gerizekalısı. Herif katil. Anlamadın mı ormanın içinde ne iş var böyle? Ya tertemiz yüzlü bir adam ya. Arkadaşım. O pompacı, onunla dalga geçmiştin. Şimdi ha. Karşına geldi, sor. Yabancı, sen kimsin? Yabancı, sen nesin ya? O göster kancayı. O ne? O ne? Tırs biraz. Ay. Beni niye yakaladın abi? Sen beni niye yakaladın ki ya? Sen pompacıyla dalga geçer misin lan? Geçerim abi, rica ederim. İste geçeyim yani, ne demek ya? Geçerim tabii. Abi, onu demek istemedim falan. Köpeğin olayım yap. Abi köpeğin olayım yap ya. Ağla. Ben onu demek istemedim. Çok üzgünüm. Sen benden niye dalga geçtin lan? Ha tak tak buradan tak, sohbete devam edelim. Ortaya gelin. Hangi orta? Şuraya gelin. Evet. Tak kancayı ağzına, sen ağlıyorsun o sırada. Yapma abi, köpeğin olayım falan. Ya ne olur. Tak kancayı kaldır. Ya bu böyle bir şey olur mu? Böyle insan yaşar mı? Tak kancayı kaldır. Taksana enayi. Kaldır havaya. Evet. Şimdi de ki sen ne yapmak istedin? Sen bana ne yapmak istedin? El kol yapma lan. Arkadaşım ağlıyorsun. El kol yapma lan. Ölümlerden ölüm beyin lan. Ya niye o seçenek? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ölümlerden ölüm beyin. Arkadaşım bu lafın gelişi katil cümlesi. Topa koy at desem atacak mı? Var mı topu? Hazırlıksız olma böyle şeylere. Soruyorsan karşılığı olsun. Elimlerde elim be. Evet, dinamit çok patlar. Ne? Var mı dinamit? Yok. Yapmayın. Ağzına geçir. De ki. Ha, o şey olarak. Evet. Arka cebinden bıçağı çıkar. Sen değil o. Bende hiçbir şey yok ya. Yok. Bana suyu verin ya. Sen salağın tekisin. Allah beni kahretsin. Kaldır. Adam bıçağı gördün, saplayacak Rambo bıçağını. Bir şey söyle. Hocam bunu yerken aldı. Öyle değil. Seni kurtaracak bir şey söyle. Kendine yok, kendine. Bak bende bir tane var. Sen de kendine yok, eşit olalım. Yemez. Başka bir şey söyle. Ya keşmişim be. Sapla böğrüne. Böğrü orası mı? Öldün. Düş yere öl. Bu ne ya? Öldün. Öldün sen. Osman de ki bu çocuk nerede kaldı? Bu çocuk nerede kaldı ya? Hadi gidip de bakalım de. Bir bakalım biz buna. Hep beraber. Bir de ne göresiniz? Bu kimin ayağı? Aa bu ne ya? Sen nereye bakıyorsun ya? Sen cesetsin. Bu Osman'ın ayağı. Kızlar görün, tanıyın, dövünün. Hissetmiyorum. İyice bastır ki ayaktaysa iyice ölsün. Herhalde ölür. Tam buraya koy, ayağınla bas topu. Biz şimdi ne yapacağız diyeyim. Kına yakın.
Çal şimdi. Nabız yok. Korkun, kamp yerine kaçın. Nabız yok diyor. Ağzıma kancı taktın. Nabız yok diyor ya. Yok, arkadaşım sen cesetsin. Böyle ağzıma taktı ya. Geryanda kalınca üşütmüşüm. Ciğerleri. Ayaktan kontrol edin. Ayağını kaldır bırak bakayım düşüyor mu? Elinde kaldı. Ay, düşüyor. Ölmüş mu deyin? Ölmüş mü? Kaçın korkun tırsın. Kap yerine kaçın. Evet prodüksiyon cesedi alın. Bu kanca kalsın anasını satayım. Böyle öleyim ben hakikaten. Prodüksiyon cesedi alın. Fazla hasar vermeyin. Siz kamp yerindesiniz. Bunu kim öldürdü diye tırsıyorsunuz. Tırsın. Kim öldürdü bunu? Oturun kamp yerindesiniz. Ateşin başında oturun. Kendi aranızda tırsın. Prodüksiyon bir müfettiş gönderin. Ve aradan bir hafta geçmiştir. Çocuklar kamp yerini unutup dördü de birbirinden şüphelenerek ve bu acıyı unutmayarak bir kafede oturmuşlardır. Ben tartışıyorlardır. Bir hafta böyle durdun mu be? He? Bir hafta böyle durdun mu be? Evet. Kafededirler. Ve müfettiş, ismin ne senin? Ne bileyim beni? Gecit mi? Müfettiş Muhittin. Çok yaratıcı oldu. Müfettiş Muhittin kafeden içeri bakar, arkadaşları gözünden tanır, o resimdeki çocuklar der ve içeri girer. Masanıza oturabilir miyim de? Masanıza oturabilir miyim? Çünkü sandalyeye oturmak beni kesmiyor. Masaya oturmam lazım. Hatta masaya böyle şamdan falan koyarsanız çok eğleniriz. Hop! Daha ateşli olur. Geç arka ortaya. Otur oraya. Merhabalar. Muhittin. Sen, senin ismin? Ha, Firuze, Muhittin. Fizik Osman. İrem olsun. İrem. Müjgan. Müjgan, merhabalar. Ben de Muhittin. Dedektifim. Genelde dedektiyorum. Bir cinayetle ilgili soruşturma yapıyorum. A. Ne A'sı kız? Çadırı kurmadınız mı beraber? Hayır, normal çadır yani. Aklı nereye gidiyor ya? Bu yeni jenerasyon nasıl bir insan ya? Bazı sorular soracağım, bu sorulara cevap verin. Bu Şemsettin... Kimseyle problemi var mıydı? Osman'la vardı. Osman kim kız? Sevgilisi vardı. Osman atlasana! Ben öyle bir şey yapmadım! Sen nereden çıkıyorsun kız aşağıla? Sen ne diyorsun ya? Hayır, ben Şemsettin'i sevmeyince sinirlendi, onu öldürdü. Ben. Sen Şemsettin'i mi seviyorsun? Evet. Niye Şemsettin hayattayken söylemedin ya? Söyledim. Ben sevgilisiydim, nasıl söylesin? Ya olsun, o da söylesin ya! Ya hepimiz kardeşiz ya, om sayıram ya! Neyse ben gideyim aranızda halledeyim. Arkadaşım, Muhittin'sin sen. Unut Şemsettin'i. Ne yapayım? Sen Muhittin'sin. Evet. Sorgula. Evet. Osman'a gir şimdi. Şemsettin'i sorgulamaya gidiyorum. Ağzından alabildiğimiz kadar laf alacağım. Arkadaşım bunları sorgulayacaksın sen salak. Ha. O evet. Dedi ki Osman yapmış olabilir, Osman'a gir. Evet. Osman? Bakın rol. Hızlı. Sizin isminiz neydi? Firuze. Firuze. Hop. Şemsettin'i ne kadardır tanıyorsun Firuze? 4 yıldır. 4 yıldır. Kaç yaşındasın? 6. Ne saçma bir ilişki bu Firuze. Tanışma sebebiniz ne? Osman'ın arkadaşıyım. Osman'ın arkadaşısın. Benim yüzüme bak de. Ne yapıyorsun? Buranın perdeleri ne gülüyor? Yüzüme bak de. Gözlerinden anlamaya çalış yüzüme katil bak, mi? Yüzüme bak Firuze. Yüzüme bak. Lie to me. Bak bakayım bana. Katil mi? Katil mi? Baksana gözlerini anlarsın. Ha ben anlarım katil misin değil misin? Ne tatlı bir kız bu ya. Katil olsa da bence sineye çekilir yani. Arkadaşım gözlerine bak. Sen yılların dedektifisin anlarsın. Yılların dedektifiyim ben Firuze. Bana yalan söyleyemezsin. O bak kadar gözlerine. Çok cinayet çözdüm ki. O kadar çok. Gerçekten Şemsettin'le aranda bir şey var mıydı? Hayır. Niçin yoktu? Ona bakmadı. Ya niçin elini çabuk tutmadı ya? Benimle ilgilenmedi ama. Kim? Vay eş. Geç Firuze'yi. Ama geçmesin ya. Ne dedi? Hocam ben bu davada yanlı oluyorum. Ne oldu? İpli kalabilir miyim? Ne oldu? Dava yırtıldı. Millete davamız. Arkadaşım. Peki Osman. Geçtim. Sana bazı sorular soracağım Osman. Şemsettin'le ne kadar zamanda tanışıyorsun? 4
4 yıldır mı? Herkes birbirini 4 yıldır tanıyor anasını satayım. Ne saçma bir ilişki bu. Nasıl çıkacağım ben bunun içinden? Sizin isim İrem miydi? Evet. Hala İrem mi? İrem dediğince geçmiş zaman oluyor çünkü. Beni şüphelendirdiniz. Açık konuşmuyorsunuz. Siz gözlerinize far sürer misiniz? Öyle mi? Niye? Gece nasıl görüyorsunuz önünüzü? Şaka da yaparım. Arkadaşım de ki siz arabayla nereye gittiniz? Siz arabayla nereye gittiniz bakayım? Ormandan önce. Aa, benzinimiz bitti, benzin aldık. Bravo. Bir iki sene sonra hatırlasaydın ya bunları, küçük detaylar. Demek benziniz bitti. Hoffman! Arabadaki tek erkeksin. Arabayla ilgili her şeyi hatırlayan tek insan olman lazım. Ama hiçbir şey hatırlamıyorsun. Bizi yapıştırdın mı? Güzelsiniz. Güzel göz var sende. Peki, benzince durdunuz, ne yaptınız? Benzin aldınız. Bravo. Ne kadar zorlu bir cevap. Ha. Başka? Bahşiş veriyordu. Bahşiş mi? Peki. Pompacıyla alay ettik de Osman. Pompacıya sardık biz burada. Öyle mi? Maşallah. Süper. Pompacıyla mı kafa yaptın? Ne? Pompacıya sardık ne demek oğlum? 70'lerdeyiz. Böyle laf mı olur? Gerizekalı. Tuhaf giyinmiş de dalga geçtik. Tuhaf giyindi, dalga geçtiniz ha. Süper. Kiloluydu biraz. Evet. Kilodu mu vardı? Ben anlamıyorum, burada bir mikrofon alıyor. Kiloluydu, süper. Peki size en önemli soruyu soracağım ve bunun kesin doğru cevabını istiyorum. Bizi Firuze'yle yakıştırdınız mı? Bunlar beni kimseyle yakıştırmıyor. Arkadaşım, ya. Evet söyle. Evet, o pompacı. Evet, işte o dalga geçtiğiniz pompacı Şemsettin'i maalesef pompaladı. Artık oraya bağlayacağım çünkü ağzına böyle kanca var ya. Palamut gibi ağa düşmüş yani hiç. İnanmıyorum deyin. İnanmıyorum. Biz ne yaptık deyin. Biz ne yaptık ya? Siz bir şey yapmadınız ya. Çocuk yapmıyor. Biz pompacıyı dalga geçmeseydik Şemsettin yaşayabilirdi ağlayın. Evet. İnanmıyorum. Bizim yüzümüzden oldu. Ya senin canı sağ olsun ya. Bekar mısın sen? Kalkın hepiniz ayağa, ağlamaya başlayın, birbirinize sarılın. Arkadaşım teselli et. Hangisini? Hepsini sırayla teselli edip yerine gönder. Siktir. Osman canım, geçmiş olsun, sağ ol. Rengi, merhabalar. Üzülme. Üzül, ağla. Kestik, o olmadı. Oldu. Ona ya, daha yakın oldu ya. Ha, oldu baştan mı? Evet. Ha, çok güzel. Osprik gel. Ondan canım. Değil. Ha. En son kızdan. Ha, olsun. Dansa geliyor ya. Üzülecek bir şey yok. Bunlar geçecek. Hepimizin başına gelebilir. Üzmeyin kendinizi. El ele tutuştur. Selam verin. Ve sen katilin kim olduğunu anladın ama katil kendini bilmiyor. Merkezden haberi aldın. Gel katili yakala. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Nereden konuşuyorsun lan? Çok yetenekli. Hem çalıyor hem öttürüyor ya. Birader kolay gelsin. Sağ ol dedik ya lan. Böyle bir koyarım mikrofona girersin ha. Koy da göreyim. Emniyet müdürlüğünden ters yap. Ya benim ölü evrağım yok ya. Hocam kolay gelsin. Ne oldu, sesin mi kaçtı? Rock'n'roll olsana konuşurken. Kim? Ben niye olayım ya? Adam senden şüphelenmesin. Ya evet. Dava çok uzun sürdü. 80'lere geldik. Bitti. Haydi. Rock'n'roll olarak sor. Hocam sana bir soru sormak istiyorum. Sen katil misin? Geçen hafta neredeydin? Geçen hafta neredeydin lan? Aklın neredeydi? Geçen hafta çalsana. Bu hafta çocuklar uyuyor. Gürültü yapıp duruyorsunuz ya. Mal gibi bakıyor bana ya. Sen ne demek istiyorsun? Ben buralardaydım. Pompacılık yapıyordum. Benzin yükledim. Bana bak delikanlı. Pompacılık yapıyordum. Benzin yükledim. Peki bunu nasıl açıklayacaksın? Aman Allah'ım. Onu nereden buldun? Bunu nasıl açıklayacaksın abajur? Bu ne? O maskeli baloda şey etmiştim. Ha, al bak. Ne maskeli balosu? Nereye balo? Böyle balo mu olur? Arkadaşım. Çengel elini şey işaretlemiş. Çalarken sen bak çaktırmadan. Çengel galiba... Ha, ben bunu söylemiyor muyum ona? Hayır. Ha. Dur, kes müziği. Evet, kalk aya. Prodüksiyondan iki kişi gelsin. Komple soysunlar bunu. Niye?
Uyuşturucu madde araması yapacağım. Arkadaşım. Olabilir. Bir kere yakaladık her şeyi. Seni enseledim de. Seni en sevdiğim kişi ne? Seni enseledim. Ha, seni en sevdim ben ya. Evet. Seni enseledim. Enseledim. Ben seni enseledim. Ama yine de ensen daha geniş kaldığı için bırakıyorum. Benden daha büyük bir polis. Hayır. De ki ona. Hayır. Sen de adam akıllı bir katil ol. Biraz adam ol. Rock'n'roll yaparak birlikte cezaevine gidelim. Yok baban. Evet. Rock'n'roll yaparak gidiyor. Ben niye hapse gidiyorum ya? El ele tutuşun. Rock'n'roll yaparak hapse gidin. Ya. Piyanoyu kim çalıyor?